Ömer. Biz annemle yürüyüşe çıktık şimdi. Böyle bir günlük vlog çekmek istedim. Neyse. Şimdi işte yürüyüş yaparken marketlere falan gireceğiz. Size oraları gösteririm. Onun dışında eve gidince de bir şey deneyeceğiz sizlerle birlikte. Ben bunu bir arkadaşımdan öğrendim. O arkadaşım da zaten bir önceki vlogdan tanıdığınız Fulya. Kestaneleri çizip böyle derin dondurucuya atacağız. Ve onu yazın pişireceğim ben. Zaten onu da birlikte deneriz. Ben kestanenin dondurucuya atıldığını ilk kez duydum. Normalde mısırı yazdan atıyordum ama kestaneyi hiç atmadım. Bakalım hani tadı falan nasıl olacak, onu da birlikte deneriz zaten. Karşıya geçelim. Güzel olursa zaten sürekli atarım ben kışın. Ama bu sene sadece bir poşet atacağım. Deneme amaçlı o da. İşte şimdilik biz yürüyüşümüze devam edelim. Marketlerde falan görüşürüz artık. Bu arada duş alıp çıktım ya, saçım inanılmaz kabardı. Ve atkımı da çıkardım. Hava inanılmaz sıcak. Yani Şubat'ın ortasındayız ama sanki Temmuz'daymışız. Ya o kadar da değil de bir bahar havası var yani. Sıcak oldu yani bayağı. Şey burada. Kuş burnu gelmiş. Çok değişik duruyor. Bunu bir deneyeceğim ben. Şöyle neler gelmiş bir göstereyim. Şöyle çikolatalı gevreklerden gelmiş. Dibek kahvesi gelmiş. Şöyle doğranmış domates. Fiyatlarını da aslında şöyle gösterebilirim. Bir dakika anne. Kuş burnu da 5 liraydı. Şöyle bir göstereyim. Bunlardan 2 tane kalmış. Bu senin yaktığından değil mi? Adı çayı. Çok kötü kokuyor bu ya. Tahin de 29 lira. Tahin. Ilgamur da gelmiş. O günde istediğim ürünleri bulamadım. Şimdi başka bir güne bakacağım. O yüzden o kuş burnu falan da oradan almadım. Diğer girdiğimizde de kalır diye düşünüyorum. O yüzden oradan almadım. Bir de bulamazsam yani çok pişman olurum. Bir de ben onu sadece demleniyor sanıyordum. Kaynatılıyormuş bayağı 15 dakika. Onu eve gidince bir deneriz şimdi bulabilirsem. Böyle incir ve hurma topları gelecekti. Onlardan kalmamış. Herkes sömürmüş onları. Ondan bulabilirsem ondan alacağım. Girebileceğim 2000 daha kaldı yol üstünde. Yolda uyuyan köpek görünce çok böyle sevesim geliyor ama bazen havlıyorlar üstüme doğru. Gerçi bir kere oldu da yani fobi oluştu bende artık, korkmaya başladım. Aslında her köpekten değil, bir tane yolda bir köpek var. Oradaki köpekten korkuyorum. Genelde uyuyor ama bazen de saldırıyor millete. Şaka mı? Ha, çete. Sağır duymaz uydurur. İkinci bime geldik ama burada da yok galiba. Bakınıyorum. Kuş burnunu buldum. Burada da. Ama diğerlerinden yine kalmamış. Doğranmış domates falan var hep. Başka da bir şey kalmamış. Şunlardan var. Ama aradığım şey o değil. Herkes onu almış anlaşılan. Bir tane de pişmaniye alıyorum. Bu da yeni gelmiş. Böyle
hem incirli hem de hurmalı topçuklardan gelecekti. Herhalde alan böyle bir 10 paket alıp gitti. Çünkü hiçbirimde kalmamış. Bir sonraki gideceğimizde hiç kalmamıştır. Çünkü orası böyle daha da açıkta değil mi anne? Yani herkesin gittiği bildiğim orası. Bunlar da kalmadıysa onlar da hiç kalmamıştır. Sabahtan gelmek lazım. Sabahtan aynen ama o kadar önemli değil diye önemsemedim yani. Bu işte. Ama millet önemsemiş. Özellikle sağlıklı beslenenler zaten almıştır. Çünkü onu başka kimse yemez yani, anladın mı? Hurma topu ya, alt tarafı hurma yani. Niye bu kadar saldırdınız ki? Ben anlamadım. Merak etmişlerdi. Ben de merak etmiştim ama bulamadım artık. Evde kendim yaparım. Zaten evde yapılan bir şey. O topçuklar. Video kendi kendine kapandı bir an. Ne diyordun? O topçukları biz evde de yapıyorduk, hurmalı olanında. Böyle hazır yapılmış varken bir hani deneyeyim dedim ama yok, herkes saldırmış gerçekten. Bir gelen baharatlara saldırmışlardı, sarımsak tozuna, bu kadar. Bir de hurma topuna saldırmışlar. İlginç. Neyse, artık eve doğru gidiyoruz. Evde de bir sürü işim var. Bir sürü dediğimde bir kestane yapacağım. Bir de akşam yemeğinde yardım edeceğim. Bu. Bir de akşam videoyu editlerim işte. Daha ne olsun, bu kadar yeter. Aynen, gün bitti. Evet, şimdi eve geldim. Şu aldığım kuşburnunu deneyeceğim. Bunun için bir bardak içme suyunu tencereme alıyorum. Bunu birazcık ısıtacağım öncelikle. Bu ısındıktan sonra içine bir tatlı kaşığından birazcık fazla atacağım herhalde. Ne kadar atacağımı da bilmiyorum. Üstünde de yazmıyor ama şöyle bir miktar diyor. Bir tatlı kaşığından bir tık fazla atabilirim. Bakalım rengine göre ayarlarız onu. Suyum kaynarken bu sırada ben de aldıklarımızı göstereyim. Şu kuşburnunu aldık. Şöyle pul bitter çikolata diye bir şey gelmiş. Onu aldık. Damla çikolata gibi ama herhalde biraz daha büyüğü diye düşünüyorum. Pul pul nasıl olur bilmiyorum. Şöyle bir şeftali marmelata aldık. Daha önce hiç yemedim. Pek de sevmem aslında bu marmelat tarzı şeyleri ama. Bir de onun ayvasını aldım. Aldık daha doğrusu. Ayva. Şu neymiş? Bu da acı biber sosu. Şöyle içi gözükmüyor herhalde. Her tarafını kaplamışlar. He, şöyle. Şu tarz bir şey. Bir de pişmaniye aldık işte. Şöyle. Bu kadar aldıklarımız. Ayvayı pek sevmem de şu şeftaliyi bir denemek istiyorum. Şeftali olan. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bayağı katıymış. Daha böyle sıvı bir şey bekliyordum. Şöyle. Ucundan bakacağım. Bakalım nasıl bir şey. Çok şekerli. Bu arada kumrular ötüyor. Çok şekerli ya. Benlik bir şey değil. Bu sırada suyum kaynadı. Onu da hemen yapalım. Kaynayan suyuma şunları atıyorum. Bu arada ben ilk defa böyle bir kuşburnu gördüm ve içeceğim. Normalde hep böyle poşet çay olarak içiyordum ama galiba bu buna az oldu. Gerçekten ne kadar atacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şu kadar daha atacağım. Ya bir de bu ekşi bir şey olduğu için şimdi çok da ekşi olsun istemiyorum ama Allah sıçradı. Hafif zaten rengi değişmeye başladı suyun. Bir süre bekleyelim. Bir değişiklik olmazsa birazcık daha katarız. Evet, koyalı bir 10 dakika oldu ve bayağı bir rengi değişti. Ben bunu artık ocaktan alacağım çünkü koyduğumuz su bayağı bir azaldı böyle buharlaştığı için.
Ama olsun. Bu benim için daha iyi. Çünkü tadını pek beğenmeyeceğim galiba. Şöyle birazcık baktım çünkü. İnanılmaz ekşi. Gerçekten. Poşet çaylardan bile daha ekşi. Yani şeker katsam daha da kötü olacak. En iyisi bu şekilde içmek. Şimdi ben bunu bir süzeyim. Ondan sonra bardaktaki halini de gösteririm size. Belki rengi o şekilde daha da belli olur. Bir kupa sudan çıkan kuş burnu bu. İyi ki bu kadar çıkmış. Aslında o kadar kötü değil. Sadece ekşi bir su içiyormuşum gibi. Neyse şunu içeyim. Hatta içerken kestane çizmeye başlayalım. Çünkü geç oldu bayağı. Buna su falan mı katmak gerekiyor acaba? Böyle içmek doğru mu? Emin değilim. İlk defa yapıyorum. Ama böyle de fena değil yani. Güzel. Çok ekşi. Ben zaten ekşiyi sevdiğim için benim için sıkıntı yok. Evet şimdi masamı kurdum. Bu kestanelerimi çizeceğim. Aslında arkadaşım dondurucuya attıktan sonra, yani dondurucudan çıkardıktan sonra çizmiş. Ama öyle daha zor olacağını düşündüğümden dolayı ben önceden çizip atacağım buzluğa. Yine artı yapıp kenara alıyorum. Bu arada geçen de ben çizecektim kestane ama ikinci kestaneden elimi kestiğim için onu ben yapamadım. Çünkü bayağı kocaman bıçakla girmiştim yani. İşe o da birden elime girdi. Şimdi bunların hepsini artı şeklinde çizeceğim. Kestanelerimin hepsini çizdim. Şimdi bir tane buzdolabı poşetinin içine koyacağım. Ondan sonra da buzluğa atıp yazın deneyeceğiz artık. Onu da zaten birlikte yaparız. Nasıl olduğunu sizlere de söylerim. Evet, buzluğa girmeye hazır. Ağzını da bir güzel bağladım. Şimdi bunu dondurucuya koyalım. Evet, şimdi tekrardan mutfağa girdim. Bulgur pilavı yapacağım. Onun için soğan doğrayacağım öncelikle. Gördüğünüz üzere bayağı bol soğanlı bir pilav olacak. Şimdi soğanlar çabuk ölsün diye birazcık tuz katıyorum. Bu şekilde daha çabuk kavrulacaklar.